Sayın Rektörüm, Sayın Rektör Yardımcılarım, Sayın Öğretim Üyelerimiz, Sayın Yöneticiler, Sanayi Kuruluşlarının kıymetli temsilcileri, değerli girişimciler, sevgili öğrenciler ve çok değerli hazirom. 19 Mayıs Üniversitesi Proje Pazarı ve Arge Buluşmaları, panel, sergi ve ödül törenine hepiniz hoş geldiniz. İkincisini düzenlediğimiz 19 Mayıs Üniversitesi Proje Pazarı ve Arge Buluşmaları, panel, sergi ve ödül töreni etkinliğimizin açılış konuşmalarını yapmak üzere 19 Mayıs Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Teknoloji Transfer Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Profesör Doktor Fehmi Yazıcı'yı kürsüye davet ediyorum. Sayın Rektörüm, Sayın ilimizin değerli müdürleri, Ticaret, Sanayi, Tarım, KOSGEB müdürlerimiz, saygıdeğer öğretim elemanı arkadaşlarım, dışarıdan gelen konuklarımız, sevgili öğrenciler, hepiniz proje pazarı ve ARGE etkinliğimize hoş geldiniz. Öncelikle ARGE'nin öneminden bahsederek üniversitemizde ARGE ile ilgili yapmış olduğumuz çalışmaları özetledikten sonra programla ilgili fikirlerimi belirterek sunumumu, konuşmamı tamamlamak istiyorum. Çok hızlı gelişen, dönüşen global bir dünyada yaşıyoruz. Gerçekten. Bu dünyaya ne kadar ayak uydurursak o kadar gelişmemiz, refahımız, rahatımız, konforumuz artacaktır elbette. Bunu başarabilmek için emeklemek veya yürümek kesinlikle yeterli değil artık günümüzde. Koşmamız gerekiyor. Neye göre koşmamız gerekiyor? Bu yeni normlara göre koşmamız gerekiyor. ARGE gerçekten son yılların, son asrın en önemli konularından bir tanesi. Dünyada büyük bir ticaret pazarı mevcut. Büyük paraların döndüğü bir pazardan bahsediyoruz. Ve bütün milletler, devletler, kuruluşlar bu pastadan daha fazla pay almak için çalışıyor. Bu bağlamda bazı ülkeler elini erken tutarak belirli köşe noktalarını kapmış durumdalar. Ve bu pozisyonlarını da asla bırakmak istemiyorlar. Bunu nasıl yapıyorlar? Geliştirmiş oldukları sistemler sayesinde. Bunlardan bir tanesi, en önemlilerinden bir tanesi fikri mülkiyet hakları. Örneğin faydalı model, örneğin patentler. Yani sizin bir aleti, bir cihazı üretebilmeniz yetmiyor artık günümüzde. Eğer patentlenmiş bir haksa siz bunu üretseniz bile hem kendi ülkenizde hem de dünyada satamıyorsunuz. O nedenle ne yapmamız gerekiyor? Bir yenilik yapmamız gerekiyor. Bir farklı bir özelliğini olayın keşfetmemiz gerekiyor. Yani proje yapmamız gerekiyor. Yani ARGE yapmamız gerekiyor. Biliyorsunuz ARGE dünyada en zor, en fazla zaman alan, verimi en düşük bir uğraş. O yüzden çok pahalı. O nedenle dünyada gelişmişlik ülkelerin pozisyonları sıralanırken dikkat ederseniz ARGE personeli sayısı veya ARGE'ye ayrılan pay artık kriter olarak bunlar öne çıkıyor. Yani nüfusun çok kalabalık olması, çok fazla paranız olması, çok fazla dikkat ederseniz bazı alanlarda, bölgelerde işe yaramıyor. Eğer bu özelliğinizi siz ARGE'ye yönlendiremediyseniz, yeni buluşlar yaparak bunları faydalı model patentle kayıt altına alamadıysanız, bu büyük pastadan fazla miktarda bir şey koparma ihtimaliniz yok.
Bu anlayışla özellikle belki Türkiye'de son 20 yılda gerçekten büyük bir dönüşüm gerçekleşiyor. Bunu hepimiz görmemiz lazım. Bunun başında özellikle uzay, havacılık, teknoloji alanında büyük bir dönüşüm var. Ve Türkiye'nin gelmiş olduğu nokta artık bütün dünya ülkeleri tarafından kabul ediliyor. Ve dikkat ediliyor artık Türkiye. Türkiye'nin teknolojilerine karşı teknoloji geliştirilmeye başlandı. Bu çok güzel bir gelişme olmasına rağmen bizim bu alanda da çok daha hızlı hareket etmemiz lazım. Asla durmamamız lazım. Ve o zaman o alandaki pastadan payımız artar ve çok daha fazla ihracat yaparak ülkenin gelişmişliğine katkıda bulunuruz. Ama biz dikkat ederseniz hep bu alandan konuşuyoruz. Aslında her alana bu modelin yaygınlaştırılması gerekiyor. Nedir? İşte sağlık alanında, tarım alanında ve diğer alanlarda bu modele uygun bir yapılandırmaya gitmemiz lazım. Burada tabii pek çok kuruma, özel olsun, kamu olsun, çok büyük görevler düşüyor. Bunlardan bir tanesi de üniversiteler. Biz üniversitemiz olarak bunun farkında, uzun yıllardır farkında olduğumuz için 2010 yılında teknoloji geliştirme bölgelerini biz kurduk ve bunun yanında teknoloji transfer ofisi kuruldu. Gerçekten o yıllarda bu oluşumlar kurulmamış olsa idi, muhtemelen bu etkinlikler ve bundan önce yapılanlar burada yapılamayacaktı. Örnek vereyim, pandemi döneminde neredeyse bütün çarklar durdu sanayide. Ama teknoloji geliştirme bölgesindeki firmalar çalıştı. Online, evden, bazıları gelerek. Ve bizim bu bölgedeki binamızda %100 doluluk var. Çok gurur verici bir şey. Bu bağlamda Ar-Ge'ye verdiğimiz önemi daha önceden bunu hissettiğimizden dolayı bir artımız var. Ama bu bir şeyi başardığımız anlamına gelmiyor. Çok daha fazla başarmamız gereken o alanda işlerimiz var. Bununla ilgili planlamaları yaptık ve gerekli girişimleri gerçekleştiriyoruz. Ama bunu sadece üniversite olarak algılamak çok büyük yanlışlık olur. Biz burada şehir olarak, şehrin üst yöneticileri olarak bu teknolojilerin, bu fırsatların arkasına geçerek Samsun'u kendi içerisinde, bölgesinde ve Türkiye'de ve dünyada öne çıkartmamız lazım. Eğer bizler dünya çapında bir teknoloji firması, en az bir tane çıkartamazsak, biz bu gelişmişliğimizin çok ileriye gitme ihtimali olmadığını bilmemiz gerekiyor. O nedenle teknoloji üreten bölgeler son derece önemli. Buradan şuna gelmek istiyorum. Tabii ki bu teknolojiyi üretecek olan kişiler veya şeyler insanlar. Ar-Ge. Eğer biz Ar-Ge'ye ayırdığımız kaynakları artırırsak, özellikle girişimci ruha sahip insanlarımızı, sizleri bu alana yönlendirirsek son derece çok güzel sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Çünkü günümüzde olay para değil arkadaşlar. Bunu kesinlikle unutmayın. Önemli olan fikir. Bir fikriniz varsa bunu gerçekleştirmek için parayı bulmak çok kolay. Türkiye'de bulamasanız bile uluslararası firmalarla bağlantılar kurarak bugün bunları yapabiliyoruz. Yeter ki fikriniz olsun. O nedenle bu proje pazarları çok önemli. O nedenle projeler önemli. Ar-Ge buluşmaları son derece önemli. Bu bağlamda bu etkinliklerin artarak, sayısının artarak, çeşitliliğinin artarak devam ettirilmesi gerekiyor. Ve bunlara da söylediğimiz gibi bütün kurumların
katkı sağlaması lazım. Bu bağlamda Teknopark, TTO ve arkadaşlarımız, katkı sunan arkadaşlarımız çok güzel bir etkinlik planlamışlar. Şimdi açılış konuşmalarından sonra keten ve diğer lifli bitkilerle ilgili bir panel olacak. Bu son derece önemli bir konu. Özellikle Samsun'un bunu pas geçmemesi lazım. Bunu değerlendirmemiz lazım. Bununla ilgili farklı farklı çıkışlarımızın olması lazım, hamlelerimizin olması lazım. Arkasından öğleden sonra girişimcilikle ilgili, teknolojiyle ilgili ve ticarileşme ile ilgili çok güzel paneller var ve çok değerli panelistler burada söz alacaklar ve sonuçta da ödül törenimiz gerçekleşecek. Biz kısaca, çok kısa olarak, üniversite olarak Ar-Ge ile ilgili bir iki cümle olarak söyleyerek yaptıklarımızı konuşmama son vermek istiyorum. Biz öncelikle performansa dönük bir proje desteğine üniversitemizde geçtik. Artık öğretim elemanlarımızın üretenlerine daha fazla kaynak aktardığımız bir sistemi uyguluyoruz. Ve geri dönüşler son derece iyi. Bu bir. İki, Samsun'un öne çıktığı ve Samsun'un konumu itibarıyla diğer bölgelerin rekabet etmede geri kalacakları alanları tespit ederek buralara kaynak aktarıyoruz. Bunlardan bir tanesi lifli bitkiler, keten ve diğer lifli bitkiler. Bildiğiniz gibi ayın 20'sine kadar bu konuda bir çağrıya çıktık. Şu anda teklifleri alıyoruz. Son derece önemli. Bunun devamı gelecek arkadaşlar. Şu anda bir ön çalışma diyebilecek olduğumuz, sahada ne var ne yok görmek istediğimiz bir proje etkinliği bu. Bunun devamında 2022'de çok daha büyük mega proje bu alanda çıkmak istiyoruz. Bir başka konu, hiçbir tanemizin unutmaması gereken, önümüzdeki yıl Teknofest etkinliği Samsun genelinde Karadeniz bölgesinde gerçekleştirilecek. Bu bağlamda bu etkinliğe de üniversite olarak verebilecek olduğumuz en yüksek desteği veriyoruz. Takım projelerine sayısını sınırlamadık. Kaç tane gelirse gelsin 100 bin liraya kadar çağrılı desteğe çıktık. Bunun yanında özellikle öğrencilerimizin proje kabiliyetlerini geliştirmek adına, bu alana onları farkındalık oluşturmak adına bir fasıl açtık, kalem açtık proje geliştirme ve proje yönetim ofisi tarafından. Proje geliştirme ofisimiz, yeni kurduğumuz ofis çok aktif çalışarak bunları 1500 müracaat içerisinden 1000 tanesinin eğitimlerini gerçekleştiriyor ve bunların içerisinden her bir öğrenci danışmanı sayesinde veya onun içerisinde bulunduğu projelerine 5'er bin liraya kadar destek sağlayacağız. Yani bizler üniversite olarak bu tip etkinliklere kapımız sonuna kadar açık. Hiçbir şekilde işin maddi yönünü düşünmüyoruz. Çünkü burada fikir, beyin, Ar-Ge son derece önemli. Türkiye'yi önde tutacak, bu söylemiş olduğumuz pastadan daha fazla pay almasını sağlayacak olan şey kafadır arkadaşlar, fikirdir. Biz bu yöne yönlenmemiz lazım. Asla negatif olmamamız lazım geleceğimizle ilgili. Siz idealleriniz varsa, hedefleriniz varsa, hayal görebiliyorsanız başarırsınız. Bunun bir sürü örneği var. Bu konuda biz sizlere her türlü desteği vereceğimizi belirterek hepinize saygılarımı sunuyorum. Sayın Profesör Doktor Fehmi Yazıcı'ya konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi ise konuşmalarını yapmak üzere 19 Mayıs Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Yavuz Ünal'ı kürsüye davet ediyorum. Değerli müdürlerim, çalışma arkadaşlarım, çok değerli konuklarımız, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Böylesi bir etkinlikte sizle beraber olmak bizim için gerçekten
onur verici bir durum. Özellikle bir vizyon değişimine giden 19 Mayıs Üniversitesi kendisine yeni bir misyon biçmiş durumda. Bu süreçte, daha doğrusu bu sürecin başında sizinle birlikte olmak, sizinle birlikte en azından hayal kurabilmek son derece değerli. ARGE ile alakalı, ARGE ve eğitimle alakalı sadece üniversitenin vizyonunu anlatmak noktasında şöyle bir döngü oluşturuldu. Ayrıntıyı anlatmaksızın bunu söyleyeceğim. Eğitim revize edilmeli. Ancak bu ARGE ile eğitimin materyali, bilgi ARGE ile güncellenerek yapılmalı. İkisinin arasında bir döngü oluşturulmalı. ARGE ile üretilen bilgi eğitimle muhataplarının istifadesine sunulmalı. Yetişen muhatap da yeniden ARGE yaparak bu bilgi üretme sürecini sürdürmeli. Çünkü bilgi çok hızlı eskiyor. Çok hızlı değişiyor yaşadığımız çağda bilgi. İkincisi tabii Fehmi Hocam ARGE ile alakalı bazı ayrıntı verdi. Ben onun üzerinden devam edeyim. Üniversite belki Türkiye'nin güçlü, köklü üniversitelerinden bir tanesi. Akademik kadrosu gerçekten çok değerli, çok güçlü bir akademik kadrosu var. Ama bir kültür meselesi var, yani bir kültür sorunu var. Bu da Türkiye'nin işte ARGE'ye yatırımı ya da araştırmacının ARGE projeyle ilişkisi, bunu denkleme baktığımızda ciddi bir açık olduğunu görüyoruz. Oysa ki ülkenin içerisinde bulunduğu pozisyon, üniversitenin içerisinde bulunduğu pozisyon, bunun yenilenmesi gerekiyor. Bu alanın güçlendirilmesi, piramidal bir yapıya dönüştürülmesi gerekiyor. Yani bir dikey bir işte çubuk gibi hareket etmektense, belirli bir katmanın yukarıya doğru gitmesindense, alttaki katmanın geniş tutulması, genişletilebilmesi, öğrenciyi kastediyorum lisans düzeyinde, ve yukarıya doğru daha nitelikli ve en iyisi şeklinde piramidal bir yapının kurulması, kurgulanması gerekiyor. Tabii üniversite açısından hani bunu kendimizle alakalı bir öz değerlendirme yaparak bunu net olarak söyleyeyim. İşte üniversitenin geçmişine baktığımızda girişimcilikle alakalı işte epey eski bir zamanda bir literatüre girdiğini görüyoruz. İkincisi, sadece kendi desteklerimiz, BAP üzerinden bir örnek vermek ve hedefi ortaya koymak. 2017 yılında üniversitenin BAP proje sayısı 295, 18'de 255, 19'da 186, 20'de 140. Şimdi akademik personel sayısı artıyor ya da gençleşiyor diyeyim, çünkü artık işi değişiyor ama BAP'taki rakam anormal bir şekilde aşağıya doğru geliyor. Bu diğer şeylerde de bu sorunu yaşıyoruz bunun. Ha, bu bir geçmişle alakalı bir sadece bir değerlendirme, eleştiri falan değil. Kesinlikle bunu böyle anlamayın. Bir hesaplaşma gibi kesinlikle bunu anlamayın. Sadece bulunduğumuz yer. Dolayısıyla bu süreç kabul edilemez, sürdürülemez. Yani bu çok net. Yani bizim üniversite açısından sürdürülemez. Yapılması gereken bu durumda kültürün yaygınlaştırılması. Yani bir kültür oluşturulması gerekiyordu. Bunun için bizim yaptığımız şeyden birincisi bir proje destek ofisi adıyla, yani düşüncesi olana işte bunu projelendirebilmesi, bunu yazması, bunu yönetmesi, raporlaması, bu kültürün verilmesiydi ve bunun da lisansa indirgenmesi gerekiyordu. Ve biz bunu gerçekleştirdik. Yani proje destek ofisini kurduk. İşte bu yıl içerisinde 1000 gibi bir rakam hedefliyorduk ama 3 aylık bir süre içerisinde bu rakam 1500 gibi bir rakama çıktı. Bizi şaşırtacak kadar ciddi bir talebin olduğunu gördük. Burada bizim beklediğimiz şey şu değerli arkadaşlar, düşünce üretmek. Her şeyden önce bir düşünce üretebilmek. Düşünce üretebilmek için, daha doğrusu projeye dönüşecek bir düşünce üretebilmek için önce akranlarınızın, rakiplerinizin ne yaptığını bilmek zorundasınız ki bunların aslında sıyrılacak bir düşünce üretebilirsiniz. Bu işin aslında en zor tarafı burası. Diğer geri kalan tarafı bunun teknik, geri kalan. Dolayısıyla hangi alanda çalışıyorsanız, bu sağlık olabilir, elektronik, tarım olabilir, sosyal bilimler olabilir, fen bilimleri olabilir. Bunun çok fazla anlamı yok. Ama yaşadığınız dünyayı, ekosistemi, yaşadığınız o ekosistemi eğer analiz edebiliyorsanız, onu tanımlayabiliyorsanız, düzeyleri ölçebiliyorsanız, emin olun ard arda
birçok proje çıkarabilirsiniz. Ama bunu bilemiyorsanız, bunu tanımlayamıyorsanız, kendi yaşadığınız o ekosistemi fark edemiyorsanız yapacağınız bir şey yok. Dolayısıyla burada arzu ettiğimiz şey, birincisi lisansa dönük olarak söylediğim, biz bir farkındalık oluşturmak, arkasından buna bağlı bir kültür oluşturmak istiyoruz. Bu nedenle de lisans düzeyindeki öğrencilerimize proje yazma eğitimi vereceğiz. Arkasından da proje yazma eğitimi alan arkadaşlarımızı desteklemek suretiyle sadece cesaretlendirmek istiyoruz. Yani bunun niye bunu, ne bekliyorsunuz bu? Sadece cesaretlendirmek. Özgüven kazanmasını istiyoruz. Ve hamdolsun burada ciddi bir yol aldık. Ciddi bir yol aldık şu ana kadar. İkincisi, burada kuruluşların sana temsilcilerini genel olarak, onları muhatap olarak söyleyeyim. Bahsettiğimiz proje destek ofisi, geliştirme ofisiyle biz sadece lisans öğrencileri ya da akademik personel değil, dışarıdaki yatırımcı, mesela düşüncesi vardır ama proje yazma konusunda bir eğitimi yoktur ya da vakti yoktur, öyle söyleyeyim. Yazabilecek elemanı yoktur ve benzeri. Biz bu noktada destek vermekten, beraber çalışmaktan kesinlikle mutlu oluruz. Yani bunu çok açık bir şekilde özellikle müdürlerime dönerek bunu söyleyeyim. Yani yönlendirme noktasında, özellikle yatırımcıyı yönlendirme, düşüncesi olan birini yönlendirme noktasında biz TTO olarak, Teknopark olarak, OMO olarak biz her türlü desteği veririz. Üçüncüsü de şu, Fehmi Hocam da bir miktar bahsetti. Şimdi arkadaşlarımızın ürettiği düşünceyi bekleyip bunların içerisinden seçim yapmak yerine bir tercihten bahsediyorum. Yani nitelikli arkadaşlarımız var, alanlarında gerçekten yani dünya çapında değeri olan, değer biçilen arkadaşlarımız var. Türkiye demiyorum, yani dünya çapında literatüre giren arkadaşlarımız var. Yani evet, onların projeleri önemli, yaptığı projeler önemli ama bu kentin ya da ülkenin içerisinde bulunduğu jeopolitik açısından değerlendirildiğinde mutlaka bir şeylerin öncelenmesi gerekiyor. Yani bu kente baktığınızda bazı şeylerin öncelenmesi gerekiyor. Mesela işte bir panel olacak biraz sonra, hocalarım da burada. Lifli bitkilerle alakalı, işte kenevirle girdi aslında literatüre. Kenevirle Cumhurbaşkanımızın bir sözüyle gündeme düştü. Aslında unutulan, hatta neredeyse sektörü tamamen kapatılan bir üründü. Bu bölgenin ana vatanı bu bölge olmasına rağmen. Ama maalesef böyle tarihsel bir gerçeklik var önümüzde. Burada lifli bitkileri, sadece kenevir değil, kenevir, ısırgan, keten de bu bölgenin bir ürünü. Isırgan bizim oranın doğal, hatta kendisiyle baş edemediğimiz, yani fındıkların arasında temizlemek için özel para verdiğimiz ürün, yani bu kadar bölge açısından sıradan bir şey. Bu bir endüstriye kazandırılabilir mi? Sanayi ürüne dönüştürülebilir mi? Burada yapılan çalışmalarla olacak bu. Ama bir farkındalık oluşturması açısından biz mesela ilk çağrımız bizim lifli bitkiler üzerine olmuştu. İlk çağrımız. Ve bunun özellikle mühendislik fakültesi, işte ziraat fakültesi, hatta veterinerlik ve benzeri, yani diğer fakültelerden ciddi bir karşılık gördüğünü, bunun bir yansımasının olduğunu gördük. Ne çıkacak dediğinizde, evet, biz buradan çok güzel şeylerin çıkacağından eminiz. Hatta biraz espriyle, bütün aksaniyle bir elektrikli araba bekliyoruz diye hocalarıma söylediğim şeydi. Bütün aksanıyla kenevirden alan bir elektrikli araç bekliyoruz. Bu kadar ümitliyiz yani şeyden. Bu işin esprisi. Ama bundan sonra içerisinde bulunduğumuz jeopolitik, bu coğrafyayı düşünmek suretiyle belirli zamanlarda, belirli alanlarda çağrıya çıkmak gerekiyor. Yani bunların şu anda lifli bitkiler üzerinde bu yapıldı ama hemen arkasından hayvansal ürünler, bunun bir şekilde masaya yatırılması gerekiyor. Ve burada sadece üniversitenin, bu bahsettiğimiz çağrı sadece üniversitenin çağrısı, üniversitenin kendi içerisinde geçerli olan bir çağrı olarak da kalmayacak. Burada dışarıdaki paydaşlarımızla, doğrudan veya dolaylıyla paydaşlarımızla çalışmaktan mutlu oluruz. Yani o projenin kendisi ortak olabilir ya da paydaş olarak projeye ortak olabilir, destekçi olabilir. En kötü ihtimalle iyi bir şey yapıyorsunuzdur. Bu da bir destektir. Yani bu önemli bir şeydir. Buna ihtiyaç var ya da buna ihtiyaç yok der. Bu da önemli bir şey. Yani değerlendirilmesi açısından. Ama şuna ihtiyaç var. Yani Samsun'u düşündüğümüzde kendisine bir ihtisas alanı seçmeli. Yani bu kent kendisine
her şeyden bir nebze yerine, evet, bir alanda güçlü olmaları, diğerlerinde de varlık sahibi olmalı. Bu belki sağlıkla alakalı kümelenme, geçmişte yaşanmış ama şansını bir miktar kaçırmış, daha doğrusu tren kalkmış, öyle söyleyeyim. Hala yetişilebilir, hala tersine döndürülebilir bir şey. Çünkü Samsun sağlık konusunda Karadeniz'in merkezi, üssü, yani merkez üslerinden, yani tek biri diyeceğim ama tek aslında. Bu anlamda özellikle müdürlerimizin ya da sanayicilerimizin, yani şu alana odaklanılabilir. Yani şu anda mesela projeler işte şuraya kaydırılabilir, desteklenebilir. Burada da işte biraz önceki rakam onun için verdim. Bir kültür sorunumuz var bizim. Ve biz proje desteklerini bir ön analizle alakalı, ön çalışma, arkasından yani mega proje diye isimlendirdiğimiz alt kırılımlardan oluşan ama temelde tek bir nesneyi, tek bir noktaya hedeflenmiş bir proje yapısını öngördüğümüz için iki şeye çevirdik. Bunun biraz önce bahsettiğimde üç ayağı olacaktır. Birincisi, eğer bir düşünce varsa bunun projeye dönüştürülmesi, ön araştırmasının, bu projenin ön araştırmasının, değerlendirmesinin yapılması, ardından da muhtemel sonuçları tahmin edilen bir proje üretilmek suretiyle farklı projelerin tek bir ürünü ya da farklı projelerden farklı ürünler çıkabilecek bir yapıya kavuşturulması. Arzu ettiğimiz şey bu. Bu üç ayaklı yapıyı önümüzdeki zaman içerisinde sürdüreceğiz. Ancak işletmelerle, bunun yatırımcılarla, işletmelerle, farklı üniversitedeki insan kaynaklarımızla birlikte hareket etmek buradaki en önemli arzumuz. Yani bencil olmak yerine, yani bunu, evet, bunu biz, evet, biz yapsak iyi olur ama biz yaptığımızda ne zaman yapacağımızı, ne zaman bunu çıkarabileceğimizi tahmin edemiyoruz. Ama farklı bölgelerdeki, lokasyondaki insan kaynakları eğer el birliği yaparsa çok daha kısa sürede ortaya ürün çıkacaktır. Artık kaybedecek zaman yok. Teknoloji, hani bizim öteden beri bildiğimiz teknoloji transferi, işte gelişmiş ülkelerden teknoloji transferi, teknoloji transferi birkaç basamak geriden geliyor. Çünkü yeni teknoloji üretildiğinde bunun transferine imkan veriliyor. Siz teknoloji transfer ediyorsunuz ama hala bağımlılığınızı sürdürüyorsunuz. Bu da hem ülkenin istiklali hem de istikbali açısından bir tehdit olarak görülüyor. Bu ülkenin bağımsızlığı açısından bir tehdit olarak görülüyor. Ekonomik olarak ne kadar güçlüyseniz o kadar bağımsızsınız. Ekonomik olarak güçlü olmanın tek şansı da katma değeri yüksek ürünler üretmek. Belki bunun hayati olan, işte tarım ve benzeri, bunları hayati ürünler olarak algılamak gerekiyor. Proje desteklenirken de bunu o gözle desteklemek gerekiyor. Yani maliyeti çok yüksek olabilir, çıkacak ürün çok düşük olabilir. Doğrudur, bunların hepsi doğrudur ama bu hayati bir üründür. Dolayısıyla yani gıdayı, bu ülkenin gıdasını, ziraatını, tarımını, hayvancılığını ve benzeri, bunu ayrı bir segment olarak düşünmek gerekiyor. Bir diğeri şu arkadaşlar, evet, siz bir proje geliştiriyorsunuz, bir ürün de çıkarıyorsunuz ama bunun eğer müşterisi yoksa, yani bunun talep üretilemiyorsa, siz arz ettikten sonra en azından bir işte alıcı bulmuyorsa, yatırımcı bulmuyorsa, melek yatırımcı falan demiyorum, yani mevcut sektörün içerisinde iyileştirme de olabilir, yatırımcı bulmuyorsa bunun sürdürülmesi bir hobiye dönüşüyor bu sefer. Yani işte oymacılık, tahta oymacılık yapmak gibi bir şey düşünüyor. Yani bir hobiye düşünüyor. Zevk alıyorsunuz, yapıyorsunuz, rafa kaldırıyorsunuz. Ama bunun çok fazla sürdürülebilir olmadığını biliyoruz. Çünkü Ar-Ge gerçekten pahalı bir zevk. Evet, bir zevk ama çok pahalı bir zevk yani. Dolayısıyla bunun mutlaka ürünün de pazara girmesi, yatırımcı bulma şansının olması gerekiyor. Bunun için içerisinde bulunduğumuz bu atmosfer çok değerli. Yani bunun proje pazarı adına ne dersek diyelim ama bir şekilde üretilen ya da kurgulanan diyeyim, üretime geçmeden, prototipi üretilmeden kurgulanan o projenin bir şekilde arz edilmesi gerekiyor. Bu arz aslında projenin ayaklarını yere bastığını, güçlü yere basmasını mümkün kılacak bir süreci başlatacaktır. Çünkü destek alacaktır ya da en azından
ilgi çekecektir. Yani ben bununla ilgileniyorum diyor. Yani ben bununla ilgilenmiyorum. Bu aslında bir literatür. İlgi alanına giriyor musun, girmiyor musun? Yani bu bir literatür. Sonrasında imkanlar ölçüsünde ya da yatırımcının gördüğü şans, kar şansı açısından destek bulur veya bulmaz ama her halükarda üretilen projenin, sonlandırılan projenin mutlaka arz edilmesi gerekiyor. Bu nedenle bu pazarların, bu etkinliklerin sabitlenmek suretiyle katılımcılarını da nitelikli kılmak suretiyle, yani üniversiteden gelecek öğrencinin burada yani evet alacağı çok şey var, bunu önemsiyoruz. Ama üniversiteden gelecek öğrencinin ilgili olmasını istiyoruz. Yani bu konuda hiçbir ilgisi olmayan, bu alana ilgi duymayan bir öğrencinin evet mutlaka istifade edeceği şeyler vardır. Bunu küçümsediğin için söylemiyorum ama burada önemli olan katman üniversitedeki ilgililerin buraya çekilmesi, akademisyenlerin buraya çekilmesi, sanayiciler açısından da ilgi alanına girenlerin buraya gelmesi gerekiyor. Proje ile alakalı bir ufuk değerlendirmesi yaptığımızda bundan önce projenin tanımlaması yayına döner mi üzerindendi? Yani bu bir yayına döner mi? Buradan atıf alır mı? Atıf yapılır mı? Evet, bu önemli bir şeydi. Fakat şu anda içerisinde olduğumuz noktada bunun artık sürdürülmesi mümkün değil. Doğru değil. Evet, yayına dönmeli ama asıl amaç yayına değil. Artık bunun ürüne dönmesi. Bu ürüne döner mi? Bu pazara girer mi? Bunun önceliklenmesi, yani bir proje desteklenirken, önceliklenirken buradaki artık bu ürüne döner mi diye bakılıyor. Yani sadece yayına döner mi? Evet, yayına döner. Bunda hiçbir sıkıntım yok benim. Yayına dönebilir. Ve bunun geriye döndüğümüzde işte bu sene geçen yıl 140'la kapatılan biz BAP desteğini bu yıl muhtemelen 200 gibi bir rakamla kapatacağız. Ama önümüzdeki yıllarda diyeyim, daha doğrusu sadece yıl değil de bunun 19 Mayıs Üniversitesi'nin çapına baktığımızda 200 değil 2000 gibi bir rakama ulaşması gerekiyor. Yani 200 rakamı evet şu anda belki %50'lik bir sıçrama gibi gözüküyor. Belki önümüzdeki yıl bunun %100'lük bir sıçrama olması gerekiyor. Olacak yani, çünkü altyapı tamamlandı. Bunu bekliyoruz yani 400-500 bandında 2022'de bir şey bekliyoruz yani bu kendi içerimizde. Biz politika olarak Ar-Ge ile eğitim arasında bir kurgu, bir döngü oluşturduk ve Ar-Ge'yi de öncelikli olarak destekleme alanı diye planladık ve bütün yapıyı da bunun üzerine yaptık. Mesela araştırma merkezlerini tek bir noktaya getirdik. Dışarıdan gelen, yani danışmak için bize gelen, ya mesela bir konuda danışacak rektörle, ya benimle niye görüşecek bunu anlamıyorum. Yani ben niye benimle görüşsün yani dışarıdan? Kimle görüşmesi gerekiyorsa işte Mevlüt Hocam burada. Ya diyorsunuz ki evet burada bir Ar-Ge potansiyeli var. Ve burada doğru insana doğru adresi gösterebilecek olan kişi o kişi. Yani rektör değil burada. Yani rektör 3 kişi, 4 kişi araya girsin protokolle bir seri. Yok diyoruz. Yani artık biz protokol görmeyeceğiz. Sadece son aşamada hukukileştirilmesi açısından, bunun resmileştirilmesi açısından son noktada bürokrasi araya girecek. Son noktaya kadar o sürecin tamamını doğal kendi süreci içerisinde yürümesini istiyoruz. Birebir muhatap olunmasını, yani yatırımcının eğer bir talebi varsa, mesela bu herhangi bir ürün geliştirme de olabilir, düşünce geliştirme de olabilir, projelendirme de olabilir. Herhangi bir talebi, herhangi bir beklentisi varsa biz üniversitedeki akademik personelin ya da sadece akademik değil, akademik, idari ve benzeri bütün yapılardaki personelle bunun arkadaşlarımızın, yatırımcının yanında olacağız. İşin doğrusu buradaki biraz espriyle söyleyeyim, kazan kazan formülüyle aslında bizim burada düşündüğümüz. Çünkü bizim size ihtiyacımız var. Evet, sizin bize ihtiyacınız olduğunu biliyorum. Ama bizim de size ihtiyacımız var. Çünkü üniversitenin nitelikli olabilmesi, nitelikli bir üniversite, işte katma değer üreten bir üniversite olabilmesi için mutlaka bu işbirliğinin güçlendirilmesi gerekiyor. Bu süreçte ya işte üniversite sanayi işbirliği, ya bu zaman zaman kullanılan jargondur bunlar. Ve artık bunu kullanmamak gerekiyor. Bunun zamanı geçti. Yani artık ya işte üniversiteyle sanayi buluşturacağız falan. Bunun zamanı geçti, artık bunu konuşacak vakit de kalmadı. O nedenle hadi şimdi ne yapacaksak yapacağız. Ne diyorsan onu söyle sen şimdi. Ne diyorsun şimdi, ne istiyorsun benden onu söyle.
Dolayısıyla ben de sana ne istediğimi söyleyeyim ve bir yol bulalım ve el birliğiyle devam edelim. Birlikte yapamayacağımız hiçbir şey yok. Yani bu kente, bu ülkeye, insanlığa el birliği yapmamız halinde bizim gerçekleştiremeyeceğimiz hiçbir şeyin olmadığından biz eminiz. Biz insan kaynağımızın çok özgün olduğunu, çok nitelikli olduğunu ve özgüvenli olduğunu biliyoruz. Bunun öğrencilerimizin, akademik personelin, yani işte bunun danışmanlıktır, ücrettir ve benzeri, bunları bir tarafa bırakmak suretiyle özellikle ortak çalışmalarda, gönüllülük esasına dayanan ortak çalışmalarda çok daha verimli sonuçlar aldığını görüyoruz. Mutlaka bu sürecin iki tarafında lehine olacak şekilde yeniden inşa edilmesi ve sanal bariyerlerin de aradan kaldırılması gerekiyor. Sanal bariyerleri yok etmek gerekiyor. Önümüzdeki süreç içerisinde 2-3 Mart'ta kariyer fuarı olacak. 2-3 Mart işte 8 üniversitenin Çorum yani şu andaki konseptin tekrarı olacak, öyle söyleyeyim. Bu 2-3 muhtemelen 4 de buna katılmak suretiyle şu anda üretilen projelerin, proje fikirlerinin de pazarlandığı, düşüncenin de pazarlanabileceği bir platform oluşmasını istiyoruz. Ve bu süreci sabitleyerek, yani yılın iki mevsiminde bizim işte Kasım-Mart gibi ya da Ekim-Mart gibi yılın yani 6 ayda bir şeklinde planlayıp ve onu esasa o fuarı, mesela bu bölgenin eskiden bir fuarı vardı, bir fuar mevsimi vardı. Bizim yaşımızda olanlar bunu çok iyi bilirler. Yani işte Giresun'dan, Ordu'dan, Trabzon'dan işte otobüslerle fuara gelinirdi. Fuarın bir tarihi vardı. Tabii fuar falan kalmadı, yani öyle bir fuar kalmadı şu anda ama ya bir fuar oluşsun istiyoruz. Özellikle yatırımcının burada onu beklesin, yatırımcı onu beklesin. İşte buluşma noktaları oluşsun, birbirimizi tanıyalım, birbirimizin düşüncelerinden istifade edelim. Böyle bir ortam, ekosistem kurgulansın istiyoruz. Ardından da bunun bir kültürle kalıcı olmasını arzu ediyoruz. Ben başarılı geçmesini arzu ediyorum, temenni ediyorum. Sadece biraz önce arkadaşlara söylemiştim, bunu da tekrar söyleyeyim. Bu tip etkinliklerin izini sürmek gerekiyor. Etki değeri ne oldu? Yani mesela evet bir şey yaptık ama bu neyle sonuçlandı, ortaya ne çıktı? Bunu da takip edip arkasından raporlamak gerekiyor. Bunu yapabilirsek, yani etki değerini ölçebilirsek, buradaki hataları telafi ederiz, alanı ona göre eviririz, nereye evireceksek. Çalışmanın sonucunda da hem katılımcı açısından hem de fikirler açısından bir değerlendirme yaparsanız, bir rapor olarak hazırlarsanız bu da bizi mutlu eder. Başarılı geçmesi dileğiyle hepinize saygılarımı sunuyorum. Sayın Profesör Doktor Yavuz Ünal'a konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Normal rafine şekerlerden daha doğal ve kat daha fazla.
Merhaba, ben Derya Aksoy, yüksek ziraat mühendisiyim. Kenevizi 1001 projesi, TÜBİTAK projesi olarak yaptık. Buradaki amacımız kenevizdeki etken maddenin THC'sini düşürerek yeni yerli çeşitler elde ettik. Ondan sonraki amacımız ise bu ürünlerden katkı değerli yüksek ürünlere sanayi için sağlık alanında ve kendisi için işte inşaat sektörü için de yeni ürünler elde ediyoruz. Anlatıca konuşsak, bu kenevirin liflerinden döşenmiş bir kumaş. %100 kenevir lifi değil, içinde diğer ürünler de var. Bunlarda kenevir bitkisinin lifinin her aşaması, bu ayrı bir ürün, bu şey, keçe olarak değerlendiriliyor, kompozit malzemede olarak kullanılır. Bu kenevir lifinin karışımından elde edildi. Bu hem crate diye geçer, tuğladır. Bunun içinde kıtık vardı. Kenevir lifinden arta kalan kısım. Atık ürün olarak değerlendirilir aslında ama biz bunu tuğla olarak yapıyoruz. Bu dünyada bayağı bir üretimi tüketilen bir. Çünkü karbon açısından, karbon ayak izi açısından avantajı vardır. Bundan yeni çeşitlerimiz vezir ve nardır.